Sevgili dostlar, sevgili kardeşler, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Unutmamanız gereken bir şeyi hatırlatayım. Ee, yok, Hüma değil. Hüma eş hatırda. Gol var kazandırır. İnşallah Fenerbahçe'mizin Sivas Spor müsabakasından sonra sevgili arkadaşlar, burada birçok arkadaşımıza yine üyelik hediye edelim. Sizler de gol var kazandırır yazmayı unutmayın. Çünkü onların sponsorluğunda dağıtıyoruz arkadaşlar. Ben kendim kişisel olarak dağıtsam herhangi bir şey yazmanızı falan istemem. Bilginiz olsun. Bugün 3 Mayıs 2023. Muhteşem bir gün. Ee, bizi alakadar eden kısmını söyleyeyim. 3 Mayıs Fenerbahçe'nin kuruluşu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaret ediş yıl dönümü. Ki zaten bugün kabul ediyor Fenerbahçe'mizin kuruluşu. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün. Kadınlarda Fenerbahçe Petrol Ofisi, Karagümrük. Voleybolda Fenerbahçe Opet Vakıfbank. Futbolda Sivas Spor Fenerbahçe. Basketbolda Fenerbahçe Beko Olimpiyakos. Yani tam Fenerbahçe'ye yakışır bir gündeyiz. Umarım 4'te 4 galibiyet. Umarım 4'te 4 başarı. Umarım Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek sonuçlar elde ederiz sevgili arkadaşlar. Şimdi Dün tabii ben bir canlı yayına katıldım, sohbet yayına daha doğrusu Space Odası'na. Orada da dile getirdim. Sosyal medyada güçlü Fenerbahçe, gerçek hayatta güçlü Fenerbahçe. Bakın şurası 29.700 değil de 297.000 olsa ağzımızdan çıkan her şey belki de kural gibi yayılır. Ben ısrarla söylüyorum, 12 numaraya da söylüyorum, yönetime de söylüyorum, gücü olan bütün herkese söylüyorum. Misal bir barem belirleyin atıyorum 20.000. Facebook, Instagram, Twitter fark etmez. 20 bin ve üzeri e, herhangi bir sosyal medya mecrasında takipçisi olan herkesi bir Whatsapp grubuna toplayın. Deyin ki bugün şu hashtag'i atacağız. Ya biz de bir olalım. Bakın biz en son bir olduğumuzda gördünüz FETÖ'yü METÖ'yü mahvettik. O 15 Temmuz tamam. 15 Temmuz darbe girişimini milletçe engelledik ama Fenerbahçe Başkanı çıktı neşikesi memleket elden gidiyor dedi. Aslında spoiler'ı verdi. Ve e, Allah bir daha yaşatmasın neler oldu neler bizim bir olmamız lazım. Açık söyleyeyim. Ben aboneliğinizi isterken şunu isterken bunu isterken hani bura 297 bin yazsa benim cebime burada yazdığı para vermeyecekler. Bilginiz de olsun. Hani öyle. ama düşünsenize düşüncelerimiz daha fazla kişiye ulaşabilecek. Ha bende de hatalar kusurlar var. kusurlarından hatalarından ötürü affola ama hep birlikte bir arada kenetlenirsek hatalarımızı da bertaraf ederiz. Bir arada da çok güzel bir aile oluruz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Ha ben şunu da söylüyorum. Her türlü işbirliğine varım. Hocam gel birlikte bir üyelim şöyle yapalım. Her türlü işbirliğine varım. Yeter ki yani sesimiz daha fazla kişiye gitsin. Umarım anlatabilmişimdir. Hastalığım kısmen sürüyor. Herhangi bir tuhaf ses duyarsanız da kusuruma bakmayın arkadaşlar. İrfan Can Kahveci Sivas spor Maçı'ndaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbir olarak PFDK'ya sevk edildi. Başkanımız Sayın Ali Koç hemen sayın demeye başladım. Demek ne malandın para aldın demeyin arkadaşlar ne diye bahsedeyim. Lan, Ahmet psit, Ali falan mı diyeyim. Başkanımız Ali Koç sportmenine aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Bunlar normal şeyler. Hani İrfan Can ikini zaten biliyoruz. Ali Koç zaten e, yeterli konuşma yaptı. Ama en sinir olduğum kısım geliyor. Fenerbahçe Sivas Spor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratı ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle PPDK'ya sevk edilmiş. Yani 12 numarayı sevk etmişler. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin itici gücü. Onlar da farkındalar. Aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç maç sonrasını da tabii ki de düşünmek zorundayız. Yani hem kupa hem ligde devam eden tek takımız. Yani hem şampiyonluğa oynayan hem de Türkiye Kupası'na şampiyonluğa oynayan tek takımız. Birkaç hafta sonra daha doğrusu birkaç maç sonra Trabzonspor'la oynayacağız. Trabzonspor oyuncusu Anastasios Bakasetas Konya Spor maçındaki kural dışı hareketine nedeniyle sevk edilmiş. İki maç ceza alırsa Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek diyor. Bunu da bilgi olarak vereyim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret edişinin 105. Kulübümüzün kuruluşunun 116. yıl dönümünde. Fenerbahçemiz bugün e, saat 11'de Derazi Küçük Anadolu Yadis testlerinde bir tören düzenleyecek. Aynı zamanda da akşam maçımız var. İnşallah Fenerbahçe'miz bu müsabakadan yani futboldan ve diğer bütün branşlardan galibiyetle ayrılır da 4'te 4'ü hep birlikte kutlarız. Hocam 4'te 4 olursa 50 kişiye üyelik verir misin? Veririm. Canın sağ olsun. Fenerbahçe'mizin Türkiye Kupası'nda rakibi Sivas Spor. 5 eksiğimiz var. E, kamp kadromuz dün açıklandı. E, ve Sivasa vardı kafilemiz. Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçı. Demir Grup Sivasspor rakip. Ve saat 20.30'da başlayacak müsabaka yalan e, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak arkadaşlar. Fenerbahçemizde e, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır 1. Enner Valencia 2. Lincoln Henrique 3. İsmail Yüksek 4. Bir de kırmızı kart cezası İrfan Can Kahveci 5. Yer almadı. Hocam İsmail İsmail için bir açıklama yapıldı arkadaşlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden. Şimdi sakatlık konusunda çok şükür yani duyumlarıma güveniyorsunuz ve çok şükür yanılmıyoruz. Yani herkesin Atilla Salahi sezonu kapattı dediği zaman da benim yorumları hatırlayın. Ya da Altay sezonu kapattı dediğinde hatırlayın. Zayistan ilgili öbürüne ilgili duyumlarımı hatırlayın. Hani çok şeye gerek yok. Fenerbahçe İsmail Yüksek'in kalça grup kalça kas grubunda yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Bakın kalça kas grubu. Şimdi açıklamanın tamamını okuyayım en en iyisi. Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan İsmail Yüksek'in Demir Grup Sivas Spor ile oynanan karşılaşma sonrası ortaya çıkan ağrı şikayetleri üzerine Acı Badem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Bakın dikkat. Kalça kas grubunda yırtık ve kanama alanı izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır diyor. Arkadaşlar ba bakın şimdi ben İsmail'e ilgili tuhaf bir e, duyum vereceğim. İsmail Trabzonspor maçından önce kadroya giremez. Ben onu belirteyim. Hocam iyi de işte sosyal medyaya baktık Giresun maçında kadroda olabilir falan filan diyor arkadaşlar yani o bölgedeki yırtık sıkıntılı yırtık yani e, oynar ve hani nükse ederse çok ciddi sakatlıklara sebep olabilecek bir e, yırtık ve kanama o yüzden ben bilgilendireyim o konuda dikkatli olun ha tabii ki de gönül ister ki bir an önce iyileşsin diye söyleyelim arkadaşlar Sivasspor'da bugün kaleyi Muammer Yıldırım'ın koruması bekleniliyormuş. Niye Ali Vural Şaşal? Valencia ile çarpıştığında sakatlandı. Ha, gerçi millete kalsa şişe yaptı ama kişi kendinden bilir işim. Dün Giresun Spor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Hani bu şey değil ki ya. Ee, bir günlük, iki günlük bir şey değil ki. Zaten Hakan Keleş İstanbul Spor maçından önce kadrodan ayrılacaktı. Yönetimi tuttu bir nevi. Ya pozitif futbol oynatmaya çalışan isimlerden biriydi ama olmayınca olmuyor. Peki hocam Fenerbahçe'mizin bugünkü kadrosu. Arkadaşlar bugün Bakın Michi Batshuayi, Batshuayi, Atilla Salai, Miha Zayis kadroda. Ben öncelikle size bir tane kadro sunuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar Kalede İrfancan, Neyri Bayat, sağ bekle Osayi Samuel, stoper ikilisinde Samet Akaydın, Atilla Salai olur mu acaba? Ee, Serdar ve Samet yan yana oynamışlardı. Hani Atilla Salai'nin sakatlığı Nüks eder etmez bence Salahi oynatmaz ya. Samet Serdar yine oynatır gibi ama tabii e, birkaç gün önce de futbolcu olan oynadığı düşünülürse aslında Salahi oynatmasına mantıklı. Ben kararımı bu şekilde verdim. İrfan, Osay, Samet, Atilla Salahi sol bekte de Luan Perez oynatır gibi. Bana kalırsa sol bekte oynatmalı. Çünkü Sivas deplasmanı defansif olarak iyi oynarsa ofansif olarak sırıtmaz. Niye kupa maçı çift ayaklı bunun Kadıköy ayağı var falan der. Hem de bu kadar para verilmiş bir futbolcuyu en azından e, zamanında kullanır diye düşünüyorum. Yani ben Osterwald'e oynatacağı görüşündeyim. Elimde herhangi bir duyumum yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sadece tahmin yürütüyorum. Merkez ikili de Arao Crespo oynatır gibi. Arao biliyorsunuz Giresun sarı kart cezası oynamayacak. E, Crespo'yu da bir şekilde ayarlamak zorunda. Bence Arao Crespo oynatır gibi. Aa, sen olsan Hocam Crespo Zaits oynatır mısın? Arkadaşlar Crespo Zaits oynatırsın. Orayı yol geçen anı yapabilirsin. E, deplasmandasın. Buna dikkat etmek lazım. Yani en son az Yıldırım döneminde bu deplasmandan galip gelmiştik. Yine ligde galip geldik. İnşallah kupada da galip geliriz. Orta sahanın sağında bence Emre Muro oynatır. Biliyorsunuz ligde sarı kart cezasıydı. Cezasını çekti. Giresun maçında oynayabilir. Bu maçta bence idmanını yapar. Sol tarafta Diego Rossi oynatır bence. Emre Mor ve Rossi. Forvet ikilisinde de Joshua King ve Cao Pedro'yu oynatır diye düşünüyorum. Hani bu benim tahminim. Ee, hocam muhtemel 11'lerde böyle midir? Muhtemel 11'lerde İrfan Can Eğri Bayat'ı ee, kaleye koyar. O sahiyi sağ kanat. O sayin önüne Ferdi'yi koyar. Samet ee, Atilla Salahi mi yapar? Samet Salahi ikilisine bir yapar. Sol beke Luan Perez'i koyar. Orta sahaya Arao'yla Zaytis'i koyacağını asla zannetmiyorum ama Arao Mert Hakan yapabilir belki. Crespo'yu yine oynatmaz diye düşünüyorum. Ya da Crespo Mert Hakan. Ee, sol kanada Rossi'yi mi koyar? Sol kanada da Arda Güler'i yazarlar belki. Yani belki diyorum ama ben olsa bence yazmaz. Niye yazmaz? Tamam Arda Güler kilit açıcı rolde şöyle böyle ama Sivas çok sert oynayan hani oyuncuları sakatlamaya yönelik hareketlerde bulunan bir takım. Dikkat etmek lazım. Forvet'te Batu Pedro'yu mu koyar? Hep birlikte izleyeceğiz ama şu Şua'yı Valencia'nın e, performansını arttırıyordu mesela. Burada da bu şekilde dener mi? Hep birlikte göreceğiz. Ben şahsım adına şunu söyleyeyim. Fenerbahçe adına şunu söyleyeyim. Sift ayaklı maçlarda deplasmanda elde edilecek beraberlik bile insanı mutlu eder. Niye? Çünkü bunun kendi sahanda e, bir rövanşı var dersin. Ancak Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu şu psikolojik süreçte Kazan kazan yapması çok daha önemli. Geçtiğimiz Sivas Spor maçına nazaran bir rotasyona gidilecek midir? Elbette gidilecektir. Yani elbette ki o kadrodan çok çok farklar olacaktır. Ancak ee, ne olacağını hep birlikte izleyeceğiz. Bu arada ne diyor? Giresun Spor'un Spor planlanan antrenman öncesi takımın başında olması beklenen Hakan Keleş yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir diyor. Bu arada İrfancanın cezası cezasıyla ilgili aklınıza takılmış olabilir. Onu da söyleyeyim. Abdülkerim Bardakçı'nın cezası bir maça indirildiydi. Hatırlarsınız arkadaşlar. İki maçlı bir maça indirildi. Mustera rakibini dövmesine rağmen ceza yememişti. Icardi Hakim'e hakarete rağmen ceza yememişti diye sosyal medyada konuşmalar var ama hep birlikte bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bugün Fenerbahçe'nin ne yaparsa, ne yaparsa yapsın, ne ederse etsin. Yani buradan en azından umutları yüksek tutacak şekilde Kadıköy'e taşıması gerektiğini düşünüyorum. Ha, şu olabilir. Lig maçında birdenbire 3-0 oldu. Öne geçtin. Burada birdenbire 3-0 öne geçersen zaten Sivas Spor'un bütün umutları kaybolacağı için maç çok farklı bir şekilde bürünebilir. Ben maçı kazanalım istiyorum. Fenerbahçe kuruluş gününe layık bir galibiyet elde edelim istiyorum. Skor tahminlerinizi de videonun altına alalım arkadaşlar. İçimden hissi bir skor tahmini Sivas Spor 0 Fenerbahçe 1 olacak şeklinde hissi bir tahmin var. Hani oynanmamış maçla ilgili konuşmak çok mantıklı değil ama iki takım da çok iyi defans yapacak. Hani Fenerbahçe bir şekilde golü bulacak gibi bir hisse sahibim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ha bu arada şunu söyleyeyim bir dakika ya unutmadan görüşmek üzere dedik ama. Hocam Valencia'nın sakatlığı şok, İsmail'in sakatlığı şok. Yani birisi düzelirken birisi sakatlanıyor. İyi tarafı şu. Form grafiği kimin düşükse ya da arka planda kalıyorsa bir nevi o sakatlanıyor. Atilla Salay'ın form grafiği kötüydü. Sakatlandı. Bence dinlendi, kendine gelir. Bak bence kendine gelir. Rossi'nin form durum grafiği kötüydü. Gitti Sivas maçında ilk maçta, şey, lig maçında gitti. Oyundan çıkan Valencia'nın yerine girdi, gol attı. Verdi mesela. Gol sıkıntısı çekiyordu. Gol kısırıydı. Çıktı. iki tane birden attı. Yani e, böyle şeylerin de olmasını temenni ediyoruz. Mesela Batshuayi yeni geldi. Dönüşü golle olsa fena mı olur? Joshua King mesela. Dönüşü golle olsa. Bak King e, Premier'lik yaşamış. Sert bir oyuncu olduğu için bu maç bence King'in maçı olabilir. Çünkü fizikli bir King işe yarayabilir. Hatta Rossi'nin yerine sol kanatta King'i, Corvette'de Batshuayi Pedro'yu bile oynatabilir. Sonuç olarak sert dişe diş böyle savaşacak bir şey lazım. Sağda da Emre Mura atarsın mesela. Delici güç. Soldan King'le sağdan Emre Mura delici güç. Geldin miydi? Orta sahayı Crespo Arao bile yapsan en azından sağlam bir orta saha yaparsın. Kanatlarınla hücuma katılır. Skoru bence erken bile elde edersin ama hayırlısı. Buna göre tahminlerinizi yapın bakalım. Görüşmek üzere.